Dondurma sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi. Hem ferahlatıyor hem çok lezzetli ama fazla kiloya da davetiye çıkarıyor. Ancak onun da çaresi var. İşte hem kilo aldırmayan hem tadına doyulmaz dondurma tarifi. Şekersiz dondurma olur. Olmaz. Neden? Çünkü tadı olmaz. Şekersiz dondurma dondurma olmaz ki, tatlı olmaz. Dondurma kilo aldırır mı? Sevdiğim için aldırmaz. Şişman mıyım? Yaz aylarının vazgeçilmez tatlarından biri de buz gibi dondurmalar. Ancak tadının yanı sıra içerisindeki şeker oranı ne yazık ki kilo aldırıyor. Evde yaptığımız dondurmalar dışarıdan hazır olarak satın aldığımız dondurmalara göre hem daha sağlıklı hem daha düşük kalorili. Şimdi sizlere yediğinizde vicdan azabı duymayacağınız bir dondurma hazırlayacağız. Diyet dondurma, gelsin tarif o zaman. İşin en basit kısmına geldik. Az malzeme, bol tat diyoruz efendim. Hakiki balımız var, ev yapımı yoğurdumuz var ve taze meyvelerimiz var. Hazırsak başlayalım. Bugün neli dondurma yapacağız? Bugün hem çilekli hem de böğürtlenli dondurma yapacağız. Bunu özellikle dondurulmuş meyve olanını tercih ediyoruz. Çünkü dondurulmuş meyveler blenderıza edildiğinde bizim istediğimiz dondurma kıvamını bize daha kolay vermiş oluyor. Şöyle çileklerimizi koyuyorum. İçerisine ev yapımı yoğurt koyuyoruz. Şöyle göz kararı 1-2 kaşık kadar da balımızı koyduk. Bu da organik bal. Şimdi içerisine çileğimizi koyduk, yoğurdumuzu koyduk, balımızı da koyduk. Hemen blenderıza ediyoruz. Çilekli dondurmamız hazırlandı, buzluğa gitti. Şimdi sıra geldi böğürtlenli dondurmaya. Burada yine malzemelerimiz aynı. Sadece değişik olarak dondurulmuş taze böğürtlen kullanacağız. Kıvamını alan karışımlar 4 saat buzdolabında bekletiliyor. Sonrasında da yemeğe hazır hale geliyor. Çilekli, böğürtlenli hem de kilo aldırmayan dondurmamız hazırlandı. Şimdiden herkese afiyet olsun.